Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız yeni Opel Corsa. Bu da kendi bünyemizde olan bir araç. Bunu az çok size tanıtmaya çalışacağım bugün. İlk önce aracın dıştan bir görselini gösteriyorum. Gerçi herkes biliyordur, buna gerek pek yok ama bir detaylarını gösterelim. Araç 1.4. %90 beygir tam otomatik seçeneği. 6 ileri şanzıman ile konumlandırılmış, 130 Nm torka sahip. Anahtarı şöyle göstereyim. Eski Corsa ile aynı, sadece bir piyano bilek var dışında. Bakın. Çok sesli açılıyor kapılar. Şöyle şuradan da gösterdikten sonra bir içine girelim arabanın. Evet arkadaşlar, araç şöyle göstermek gerekirse orta versiyon diyelim. Bir de bunun bir üstte ekranı nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama Color Edition diye okuyorum ben. O var. Bu onun bir altı. Onda ekran da var. Torpido'da piyano bileğe yer verilmiş arkadaşlar. Piyano bilek şu an belli olmuyor ama güneş vurduğunda çizikleri bayağı var torpidomuzun. Piyano bilek zamanla çizilen, görünüşte güzel ama kullanışta kötü bir madde diye biliyorum ben ve tavsiye etmiyorum genelde ama görünüşte gerçekten hoş görünüyor. Şöyle gelecek olursak, radyoyu eski Aveo'lar vardı arkadaşlar. 1.3 dizel, bu 2010'dan 11'den sonra makyajlanan Aveo'lar vardı. Onlardaki ile aynı. Birebir aynı bir teybi koymuş. İkisi de aynı yani. Bu tarafta direksiyona City modu gelmiş arkadaşlar. City modunu buraya koymuşlar. Kapı açıp kapatma sistemini de buraya, manuel olarak buraya koymuşlar. Çok sesli çalışıyor. Arkadaşlar, dijital klima opsiyon listesinde dahi benim bildiğim kadarıyla nesillerdir Corsa'da yok. Yani Corsa'da dijital klimalı alamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden manuel klima. Yani dijital klima şart mı? Bence yani olsa iyi olur. Kötü değil. Ondan ziyade şimdi gelelim kullanılan malzemeye. Gayet yumuşak bir malzeme kullanılmış arkadaşlar şu bölümde. Ta ki şu öne gelince şurada sert bir malzeme var. Normalde araçların genelde şu gösterge üstü şapkası diyorum ben. Bunlar da sert plastiktir. Şurası yumuşak olsa daha iyi ama bunda da şurası da bakın görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Çok yumuşak bir plastikten kullanılmış. Direksiyona gelecek olursak, yeni nesil Opel'lerin direksiyonu gerçekten beni büyülüyor diyebilirim. Çok güzel, böyle eli oturuşu olsun, kullanması olsun. Güzel yani, ben çok seviyorum. Yani bir de City modu ile birlikte sürüş hissi mükemmel. Gerçi bu City modu Punto kullanan arkadaşlar bilir. Aşağı yukarı 2005-2006 yılından beri tüm Punto'larda vardı zaten. Çalıştıralım bir aracımızı. İbreler sizi karşılıyor hemen arkadaşlar. Şöyle direksiyonu yüksekliklerini kayarı hem onu gösterelim hem de biraz kendimize doğru çekip kamerayla iyi bir açıdan yol bilgisayarını göstereyim sizlere. Arkadaşlar, yol bilgisayarını görecek olursanız şu ortaya yol bilgisayarını konumlandırmışlar. Devir saati burada, hız burada. Çok güzel. Hararet göstergesi de şurada. Burası benzin. Şurası hararet. Hararet artık biliyorsunuz yok yeni nesil araçlarda, koymuyorlar. Şöyle. Ortalama 9.8 diyor. Fabrika verisi de şehir içi, bu arabanın zaten 7.8 litre. Kaç kilometre hızla yapmış bunu? 20 kilometre hızla, yani İstanbul trafiğinde ortalama yakıtı 9.8 arkadaşlar. Araba 12.000'de bir araba. Otomatik far ve Enjoy paket, yani bu araçta otomatik far yok. Otomatik silecekler yok. Şuradan otomatik farın olmadığını zaten göstereyim. Otomatik far yok. Sadece normal far,
elle manuel açılıyor. Klasik Alman araçlarındaki açılış kapanış var. Sisler buradan ön arka. Şurada farın yükseklik alçaklığı. Şuradan da gösterge ışıklarının şiddetini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Vites olarak tam otomatik bir şanzıman. 90 beygir, 130 Nm top bahsettiğim gibi. Şöyle R modu. Alttan mandalili arkadaşlar. Şu mandalili çekerek R zaten anlatmama gerek yok. Geri, N boş, D devam, ileri otomatikteyiz yani. Bir de M'ye atınca manuel moda geçiyor arkadaşlar. Manuel moda geçtiğinde otomatikman şunlar aktif oluyor. Şuradan düşürüp ve yükseltebiliyorsunuz. Bakın göstergede de göstereyim hemen. Bakın M1, M2, M3, 3'e kadar çıkıyor yerindeyken çalışırken. Şöyle yapabiliyorsunuz. Yani yana sağ sola atma yok. Üstünden yapıyorsunuz. Bence gayet kullanışlı. Yani el bir viteste oluyor yani. Biz daha çok size manuel hissi veriyor. Ben F1'dense bu daha iyi. Tabii bana göre ama his, ya o hissi yaşamak açısından. Şurada arkadaşlar USB çıkışı var. Burada bir telefon şarj edebilmeniz için falan çakmaklık çıkışı var. Biliyorsunuz Opel Porsche'larda çakmaklık nesillerdir yok. Çakmak yok yani. Artı kül tablası falan yok. Daha iyi bence. Ben sigara içmiyorum. İçenlere de bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum. İyi ki de koymamışlar. Arkadaşlar koltuklara gelirsek yanal destekleri gerçekten çok iyi koltukları. Yanal destekleri güzel. İnsanı sarıyor, ediyor. Sürüş pozisyonu ve oturuş şekli gayet iyi, tatminkar. Yani oturuş şeklinde rahatsız edici bir şey yok. Gömülebiliyorsunuz koltuğun ayarlarıyla. Bence gayet hoş, iyi. Yani sürüş pozisyonu kötü değil. Direksiyonu da zaten ayrı bir sürüş zevki katıyor size. Aracın yalıtımı çok güzel. Yani sınıf ortalamasını diyelim yalıtımını. Ses sistemini açmamız gerekirse şöyle bir ses sistemini. Gerçi pek buradan anlaşılacağını sanmıyorum ama radyoda zaten hiç anlaşılmaz ama radyoda şöyle bir, yani ses sistemi gayet yeterli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki cam otomatik. Şurada aynalar, right ve left, sağ sol ayna ayarları burada arkadaşlar. Stop edelim. Şu olay çok güzel. Şunu bir daha çekmek istiyorum. İbre selamlamaları çok hoş. Şimdi her direksiyon üzerindeki kumandaları söylemedim. Arkadaşlar bunlar sağ taraf klasik medya, yani Bluetooth, radyo, CD vesaire, onları ayarlamak açısından konumlandırılmış buraya. Sol taraf ise hız sabitleme, sınırlama, bunları konumlandırmak ve ayarlamak için. Ben Opel'in direksiyon üstü şu tuşlarının kullanışını çok iyi buluyorum ve gayet net, yani öyle karmaşa yok. En azından Corsa'da yok yani, bunu söyleyeyim. Yan kapıda arkadaşlar sert bir plastik. Şurada bir halı var. Altında ise yine sert plastik. Şunun içinde halı yok. Yeterli saklama alanı var mı? Var burada. Burada da bir piyano bilek detay verilmiş. Dört kapıda da, arka kapılarda da var bu. Arkaya geçecek olursak arkadaşlar, ben 1.95'tim. Benim boyuma göre ayarlanmış koltuk. Arkamda oturan tabii ki zorluk çekecektir. Ama diz mesafesi ve boy mesafesi sınıf ortalamasında, hatta üstünde bile diyebilirim. Arka kol şeylerde, camlarda şey yok, otomatik yok gördüğünüz üzere. Arka kapıda da piyano bilek var. Koltuklar arkadaşlar Isofix çıkışlı, artık neredeyse hepsinde var zaten. Isofix çıkışlı. Aracın arkası böyle. Hatta şöyle geniş bir açıdan şey alayım size. Ön konsolu. Konsol gerçekten güzel arkadaşlar. Yani baktığınızda içinizi açıyor. Işıklandırması arkadaşlar şurada ve önde olmak üzere. Işıklandırması gece ben test ettim, gayet iyi. Bu araçta 4, bakayım koltuklarda. Koltuklarda yok mu girmek?
Aa. Arkadaşlar bu araçta 4 airbag yok. Çift airbag var. Yani şu an baktığım üzere koltuklarda airbag göremedim ben. Hayır yok. Boş yani koltukta airbag yok. Çift önde airbag var. Başka airbag yok. Gerçekten bu da garip bence. Yani 4 airbag standart olmalıydı. Bagajı arkadaşlar şuradan açılıyor. Şunun altında tıkladığınızda bagajı açabiliyorsunuz. Bagajı çift kademeli arkadaşlar. Şöyle ve böyle. Çantamızı aslında bir çıkaralım da. Şurada yedek lastiğini bakalım. Evet, yedek lastik var. Tamir aparatı değil de yedek lastik koymuşlar. Bakıyorum. Aynı ölçüde. Ölçüyü de küçültmemişler. Yedek lastiği de orada. Bagajı 285 litre diye tahmin ediyorum. O civardaydı. Normal sınıf ortalamasında bagajı da. Ya aslında her şey hemen hemen aynı. Bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Arkada kampana kullanılmış. Önlerde disk. Lastik ölçüleri ise 185, 65, 16. Donanım paket seviyesine göre lastik büyüyüp küçülebilir. Ama 185, 65, 15 pardon özür diliyorum. 15 Continental lastik kullanmışlar. Enjoy paketlerde. Herhangi bir zaten şey yok. Nedir onun adı? Katlanır ayna vesaire yok. Torpidosuna bakacak olursak. Oo iyi. Geniş bir torpidoya sahip. Şuradan yan airbag'i kapatıp açabiliyorsun. Yani arkadaşlar biraz olarak donanım fakiri bir araç yani. İki airbag, klima, ABS, yol bilgisayarı, iki cam otomatik, hız sabitleme, hız sınırlama, city modlu, direksiyonlu bir araç yani. Özellik olarak biraz fakir ama insanlarımız tercih ediyorlar. Ben tercih eder miydim? Yani bu aracın şöyle ayna, makyaj aynası burada var. Bakalım burada var mı? Burada yok. Ben yani bu aracın muadillerini tercih ederdim. Yakıtı çok söyleyeyim yani bu aracı İstanbul şehir içi trafiğinde 8,5 litrenin altını görmek imkansız. Onu bir unutun. Yani 8,5-9 litrenin altını görmek imkansız. Fiyat olarak da ciddi fiyatlar istenmekte. Yani tahminime göre şu anda net söylemiyorum ama benim bilgilerime göre 56-57 bin civarıydı. Bu civarı ciddi sınıfında yani 57'yi veren 60'ı da verir. 60-57 bin lira bandı. Benzinli otomatik. Donanım olarak daha üst düzey ciddi araçlar var. Ben tercih etmezdim ama araç bu arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone, sağ alttaki abone ol tuşundan kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Videolarımın devamı gelecek. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.